Bir popülizm rüzgarı var ve popülizm tehlikesi işte demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarını geriletiyor diyorsunuz. Ve kararlılıkla mücadele edilmeli diyorsunuz. Öncelikle hemen şunu soracağım. Bu dönemi gerçekten bir popülizm dönemi olarak mı dünya tarihinde yer alacak? Bu 20, 30 ya da 40 yıllık dönem. Popülizm dönemi olarak mı algılanacak? Son herhalde bir 6-7 yıllık bir süreci daha çok bu bağlamda değerlendirme taraftarıyım. Yani 30-40 yıllık bir genel bir skala içerisinde değerlendirme taraftarı değilim. Ama gerçek şu ki popülizm ciddi bir şekilde yükselmekte. Popülizm, faşizm bir altını çizelim ama popülizm faşizme sıçrama yapabilecek olan bir ön aşamada diyebiliriz. Eğer popülizm kurumsallaşırsa, popülizm eğer aynı zamanda ciddi ve kendi içinde tutarlı olabilecek bir ideoloji eğer üretebiliyorsa bu durumda faşizme de kalabilir. O sol popülizm içinde geçerli, sağ popülizm içinde geçerli. Popülizm sadece sağdan çıkabilecek olan bir tehlike değildir. Popülizm halk adına konuşma iddiasındadır. Popülist hareketler hakikatin tek temsilcisi olma iddiasındadır. Ve popülizm her zaman partiler üstü hakikatler iddiasındadır. Bunların her birisi halka çok cazip gelebilir. Sıkıntılarını aşmayı beceremeyen politik sıkıntılarla, örneğin göç sıkıntılarında, Avrupa açısından söyleyelim İslamcı terör sıkıntısıyla, Türkiye açısından diyelim ki bölücü terör örgütü ya da İslamcı terör örgütüyle vesaire. Bunlarla mücadelede bir türlü sıkıntılarını aşamayan halk bu tür söylemlere çok çabuk bir şekilde kapılabilir ve kapıldığı zaman da demokratik kurumlar ve demokratik mekanizmalar, tampon mekanizmalar devre dışı kalabilir. Bunlar gerçekleşiyor. Türkiye'de önemli ölçülerde devre dışı şu an. Kurumsal iradeler, demokrasi, siyasal kararları rasyonelleştirici etkisini buradan kaybetti. Dolayısıyla halkın psikolojik olarak yönlendirildiğiyle karar vericinin karar verme durumu arasında doğrudan bir ilişki vardır ve ara kurumlar devre dışı kalmıştır. Bu zaten popülizmin sonucu. Popülizmin başarılı olduğunu zaten herkes ama benzer şeyi dediğim gibi yer Avrupa ülkeleri açısından da söylemek mümkün. Bu tehlikeli